alkol ya da başka şeyler. Onlar biyokimya, doktora gidilmesi gerekiyor. Doktor düzelt. İşte yalancı mutluluklar arıyorlar Hayır anlatamıyorum. Yani bizler bilinçli bir şeyiz, cemiyetiz. Kamera önünde hangi ülke olursa olsun. Bollywood da olsa böyle. İşte ne bileyim yani bunların daha ne bileyim böyle bilimsel kendilerine çözüm yolu bulmaları lazım. Sağlıksa. Yani mutsuzsa alkol değil de alkol artık hiç yani bilgisi kültürü olmayan insanların sarıldığı bir şey böyle. Evet. Anlatabildim mi? Evet. Şimdi onu anlayamıyorum. Dejenerelik acayip yüksek yaşlara kadar devam ediyor Avrupalılarda. Yani bizdekinden çok çok daha önce bitmeli onlarda. Evet. Çünkü zaten çocukluklarından beri çok özgürler. Evet. Bülent Ersoy'un şovunu izliyor musun? Bak Nicolas Cage'den Bülent Ersoy'un ışık hızıyla geçti. Birinciyi izledik değil mi geçen? Evet. Ben evet, tam bakamadım ama Instagram'da gördüm. En son benim çıktığım programdan sonra kapatılmıştı. Ciddi misin? Öyle hatırlıyorum. Ben çıktım. Delikanlımı şey söyledim. Mikrofon sorunu oldu hoparlör. Aa, doğru. Ondan sonra yayın bitti. Evet. Senin için. O kadar uğurluyum ben. Sana geldiğin için çok teşekkür ediyoruz. Seni hemen uğurlayalım biz. Bay bay. Peki. Son şimdi bakıyorum çok güzelleşmiş. Ben Instagram'da onu fark ettim. Güzel oldu. Tam güzel pasattı. Saçı maçı değişik değil mi? Bülent Ersoy'u. Minyon olmuş böyle. Evet. Niye öyle yapıyorlardı ki önce? Ne kadar minyon olduğunu izleyeceksin şimdi. Bülent Ersoy arkadaşlarımız Nişantaşı'nda makyajsız olarak görüntülediler. Hem makyaj hem estetik hem de şu yayına çıkmadan önce alkol aldığı iddiasına teker teker cevap verdi imajıyla. Sade imajıyla da bayağı bir dikkat çekti. Bülent Ersoy yeniden estetik mi yaptırdı? Elimde her gün başka bir gönülde. Diva elinde kolunda nasıl servet taşıdı? Sefa mı olsun? Oho! Bülent Ersoy kime neden meydan okudu? Bir haftayız, bir hafta kötüyüz, dengeyi kuramıyorum. Nişantaşı sokaklarında hem araç hem yaya trafiği durmuş, herkesin gözü Bülent Ersoy'da. Diva ünlü bir plastik cerrahın muayenehanesinden çıkmış, yüzünde hiç makyaj yok. Malum geçtiğimiz günlerde yaptırdığı estetikler çok konuşulmuştu. Acaba yeni bir müdahale mi yaptırdı? Misafirliğe geldiği zaman estetik dükkan dedi, onunla ilgili de bir açıklamanız vardı. Ben ara ara programlara çıkarken bu bant olayını yaptırıyorum dedi. Bugün bir operasyon mu geçirdiniz? Hayır, size? Hiçbir şey yok. Görüyoruz. Yok, ben sizden öğrenemiyorum. Yok, yok, hiçbir şey yok. Ama bu yaptırmayacağım demek değil. Karşı değilsiniz değil mi? Hayır canım. Kadınlar olmasa ne münasebet. Geçtiğimiz hafta Mustafa Keser'le Bülent Ersoy'un birlikte yaptığı program çok konuşulmuş. Diva'nın canlı yayına alkollü çıktığı iddia edilmişti. Bebe haşa. Hiç yani. Bu nedir bu? Alkollü dediler, o dedi. Allah Allah, onlar dedi, ben bir şey demedim. Program sırasında mikrofonu açık alan Bülent Ersoy, eyvah kovulduk diye bir çıkış yapmıştı. İşin aslı neydi acaba? Çekmedim yüreğimi. Hiç son program kovulduk. Bülent Ersoy konuşurken güneş gözlüklerimizi takıyoruz. Eli kolu, boynu gözümüzü kamaştırıyor adeta. Hem sağ hem kol eline birer tek taş almış ki o yüzüklerin parasıyla ufak bir ada ülkesi kurulur. Boynunda güneş gibi parlayan bir pırlanta kolye, bileğinde pırlanta bir su yolu ve dünyaca ünlü bir markanın lüks saati var. Yani divayı baştan aşağı süzmenin bedeli milyonlarla eşdeğer. 24 Eylül sanat güneşimiz Zeki Müren'in ölüm yıl dönümüydü. Tam 25 yıl oldu aramızdan ayrılalı ama Bülent Ersoy'un acısı dün gibi tazeydi. Hatta geri bir ben kaldım, ben de giderim yakında diyerek dert yandı. Büyük bir üzüntü. Her yıl yeniden yine musiki adına çok büyük bir kayıptı. Ama hepsi gittiler. Geride gelmezler değil mi o isimler? Geçmiş olma. El Fatiha. Ben kaldım, ben de giderim artık. Allah sizi başınıza eksik. Allah sağ ol. Değerini bilemedi. Şimdi Bülent Ersoy'un programdaki görüntüsüyle Nişantaşı görüntüsü arasında dağlar kadar fark var.
İnanılmaz değişmiş diyorduk, güzelleşmiş diyorduk, ne yaptı kendine diyorduk. Ne konuşuluyordu? İddialar şu yöndeydi. Fransız askısıyla yüzünü gerdirdi. Göz kapağı ameliyatı oldu. İşte boyun liftingi yaptırdı. Dişlerinin porselenini yeniletti Işık şeklinde iddialar vardı. Güzel bir ışık varmış anladığımız kadarıyla ve becerikli bir el güzel bir makyaj yapmış ona. Bayağı iyi ışık ama her şey ışık. Her şey ışık zaten. Evet, ekran için hele çok önemli ışık. Tarzını nasıl buluyorsun Bülent Ersoy'un? O böyle abartılı makyajına gotik makyaj diyor ama. Valla boşuna Godzilla gibi yapmışlar buncayı. Niye öyle yapmışlar ya? Evet. Bülent Hanım izliyorsa kusura bakmasın. Sen niye öyle Godzilla gibi gezdin yıllarca? Kafanda kocaman bir şeyler. Böyle güzelmişsin yahu. Gençleşmiş, yani gençleşmiş resmen tabii, değil mi? Niye öyle yapmışlar? Biraz dişleri abartılı duruyor. Artık o, ama ses büyük ses. Tabii. Anca öyle çıkıyor. Hoparlör gibi düşün. Büyük hoparlörden çok ses çıkıyor. Nişantaşı'na da makyajsız görüntülenmekten hiç çekinmiyor. O biraz şey ya, gün ışığının verdiği şey. Hayır hayır. Yani diyebilir ki yine tabii böyle ağır bir makyaj yapalım. Çekmeyin diyebilir. Ha şimdi makyajsız ya falan görüntülenince kıyameti koparanlar var o yüzden. Ya şimdi Bülent Ersoy dediği gibi tek kaldı yani, ondan bir tane daha yok. İster makyajı çıkar. Ben olsam böyle çıkarım akşam yayına da. Ses var. Evet. Eskiden çok takardı. Kaç tane Bülent Ersoy'umuz var yani. Eskiden çok önemserdi, hatırlıyor musun? Bir makyaj ve ayrıca böyle de tatlı. Zaman... Yani gülmesi yetiyor, gülüşü güzel yapıyor. Sempatik. Bazı insanın evet, gülüşü güzel. Tırnaklarımı mi efendim çok şeytani buluyorlar ama ben böyle seviyorum diye. Tırnakları kullanmak da bayağı zor. Ben de böyle bak senelerdir göstersin. Sen hep sadesin. Hiç uzatmamışsın. Biz de senin gibiyiz. Sen deniz bak. Kökünden keserim. Kökünden kesen oje bile istemem yani. Evet. Sanki oje sürünce... Korona da var zaten etrafta. Eller hep sabunlu, tertemiz olmuş. Her zaman. Bülent Ersoy ancak iki kişinin yardımıyla yürüyor. Çünkü dizlerinde ve ayak bileklerinde bir ödem problem var. O yüzden de babetlerle. Babetlerle ve çok çabuk yoruluyor. Yani 15 adımlık yolda bile nefes nefese kalıyor. Programdaki sıkıntısı da buydu.